Beşiktaş'a baktın mı? Ya Beşiktaş'a bakmadım. Daha çok Pangaltı tarafına bakıyorum. Zaten teyzem daha hakim ya oralara. Ya bir de çok da seçeneğim yok açıkçası. Dava şurada zaten. Ne kaldı? Ya Süreyya tamam, nafaka istemiyorsun. Tazminatı da yırtıp attın da. O kadar büyük bir şey istemeyelim. Başlangıç masrafları için daha düşük bir şey alabiliriz diye düşünüyorum. Ya sen kendi düzeninden vazgeçtin. Sana yaptıklarından sonra en azından bunları sana borçlu. Ya sen hakkın olmayan bir şey istemiyorsun ki. Neden kendini bu kadar zorluyorsun? Yani ben zaten Faruk'un servetine güvenerek kendi düzenimi bozmadım ki. Ben bir şekilde halledeceğim. Ayrıca zaten okuldan gelecek olan bir maaşım var. Onu kiraya versem hayat şartları... bir şekilde giderler içinde bir şey bulacağım yani. Çalışırım abi ben. Bir şey yok ondan. Ya bak teklifim baki. Hatırlatmama gerek yok herhalde. Ayrıca çok iyi bir ekip olacağımıza eminim. Hı hı. Bak hayat o kadar kurallarla, o kadar melimallarla dolu ki. Herkes niye mutsuz biliyor musun? Çünkü olduklarını değil zannettikleri şeyi yaşamaya programlılar. Ben sende kendimi görüyorum. Sen de olduğunu yaşamaya çalışan bir martısın. Yeni yükseklerden korkma da gerek yok ki. Martı mı? He, öylesin. Niye bu kadar mutsuzum o zaman? Çünkü kendini mutlu zannettiğinden sınırlarını daraltmışsın da onun için. Ama bunu bir oyuna çevirerek bu işin içinden çıkabilirsin. Ayrıca içimden bir ses bunu benden çok daha iyi yapabileceğini söylüyor. Ki biliyorsun içimdeki ses gayet geveze. Ama bir o kadar da isabetlidir ha. Sağ ol. Ha bu arada fırsatım olmadı, bir türlü söyleyemedim sana. Ben düşündüm teklifini, tamam çalışalım. Ne? Nasıl yani? Yani çalışalım. Sahneye çıkarım ben seninle. Gerçekten mi? Evet. Ya Süreyya Hanım siz de en bomba böyle sonra saklıyorsunuz ya, aşk olsun. Yani kusura bakmayın Can Bey, hep ters köşeyi siz mi yapacaksınız? Ben de bir iki numara kaptım tabii. Ya Can. Ya ne? Ya tamam. Ya. Ya acayip seyrettim. Çok iyi olacak. Hadi iyi sahneler. Tanışan yavru maymunlar birazdan babalarının vereceği mücadeleden habersiz beslenme saatindeler. Her güç mücadelesinde bölge üstünlük sağlamanın önemli bir parçasıdır. Maymunlar barışçıl hayvanlar olmakla birlikte bu tür için asıl olan iktidar savaşlarıdır. Geliyorum. Geldim. Bak Selam abicim, acı konuşacağız. Bu aramızdaki şey, bu nasıl boyutlara vardı ben gerçekten hiç bilmiyorum. Ama sen de çok iyi biliyorsunuz ki bu hiç etik değil. Neden derseniz, ben sizi şöyle istirham edeyim. Of, iki saat geçti hala lafı giremedim. Akif. Merhaba. Bu saatte beklemiyordum seni. Evet, yani işler anca şey olunca, evet, öyle oldu. Gitsene. Yok, ben hiç şey yapmayayım şimdi. Malum bu saatte geç oldu epey. Kapıda mı konuşacağız? Benim de zaten konuşacak bir şeylerim vardı. Ha, öyle mi? Bir saniye tamam. Erkekler dişi için mücadele eder, evet. Ve kazanan dişiyi alarak bölgenin de hakimi olur. Erkeğin keyfi yerinde. Önden buyur. Estağfurullah lütfen. Sen şey yap lütfen. Sen buyur, olur mu? Dişisine kurva. Ben buyurayım. Maymunlar için de çiftleşme sadece üreme nedeni değil. Şimdi yaptıkları her şeyin bir parçası da var. Bunu söyleyebilmek gerçekten biraz zor. Genelde barışçıl mizaçları olmasına rağmen
kaldı. Ama tamam söyleyeceğim, söyleyeyim de bitsin gitsin. Tamam. Süreyya İstanbul'a taşınmaya karar verdi Temel'le. Ancak şiddetten çok doğal. Biz gidiyoruz. Çiftleşerek kaçınıyor. Temel'le. Bu onlar için de eşsiz bir... Temel'le. Ya ben aramızda bu olağan dışı şeyin farkındayım. İnkar etmiyorum. Asla inkar etmiyorum ama. Başkası sana söylemeden bunu benden duy istedim. Tabii. Çünkü bize olan saygımdan. Bize? Bize. Tabii. Teşekkür ederim. Çok incesin. Yok. Teşekkür etmene hiç gerek yok. Yani bu aramızdaki borçluyum ben. Ya şimdi ben bilmiyorum ki sen nerelerde olacaksın. Yani bir gün Bursa'dasın, bir gün İstanbul'da, bir gün yurt dışındasın. Ya bu kadar sık görüşebilecek miyiz? Sor. Ya onu bir bilmiyorum. Yani o yüzden ben istedim ki seni yüzüstü bıraktığımı düşünme. Ama benim de kalbim parçalanıyor. Süreyya yalnız bırakamam ki. Bırakamazsın yani. Bırakılır mı? Olmaz. Anlıyorum yani. Çok şey oldu bana da. Ani oldu biliyor musun? Duygulandım birden. Duygu bastı. Şimdi gerçekten gidiyor musunuz yani? Gerçekten. Gidiyorum. Yani giderken Süreyya da kafasında, kalbinde hala Faruk'la gidiyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Buna çok üzülüyorum. Akif, buna çok üzülüyorum. Şey yapma ama öyle yani, bırakma kendini çok da. Ben açıkçası Faruk'ta da bir şeylerin bitmediğini görebiliyorum. Değil mi? Evet. Keşke biz seninle onlar için bir şeyler yapabilseydik yani, elimizden gelebilseydik. Keşke. Ama yapma, ağlama işte lütfen. Nerede? Böyle büyük aşklar kolay bulunmuyor. Haksız mı? Evet. Öyle tabii. Dişileri yaşam döngülerinin çoğunluğunda aktifler. O zaman hamile olma şansları olmayabilir. Dişisiyle kurulaşan makar birazdan asıl iktidar savaşına başlayacağından şapşik habersiz görünüyor. Şövalye. Rakibi şövalye atlamak için en doğru zaman olduğuna karar verdi. Bakalım makak teslim olacak mı? Emir, annem patatesleri çok güzel kızartmış. Bence ziyan ediyorsun. Anne, ben doydum. Artık yatabilir miyim? Şu makineyi verir misin be? Bence böyle güzel bir gecenin fotoğrafı olmalı. Ver, ben ikiniz çekeyim. Anne gel, madem üçümüz çekinelim. Tamam. Ver, ben çekeyim. Aa, ne güzel, anında çıkıyor. Thank you.
gülen resimlerimiz olsun. Varsa Aram Usta'yı arayıp sen ilk ağızdan anlat neler değişecekse abi. Bize ona göre de bir zaman versin, ben boşuna gitmeyeyim patron. Yok yok, gayet güzel annemin sevdiği tarzda. Aram Usta annemin zevkini iyi bilir zaten. O zaman neden öyle baktın kaldın? Akif. Gitmişken bunları da bırak. Abi bana işte, yani bu görevi hiç böyle vermeseydin ya. Şimdi sen gerçekten emin misin buna? Oğlum ben de kaldıkça bana acı veriyor, hiç durmasın. Atamıyorum da, hüzünlü hikayeleri varmış. Sen Aram Usta'ya söyle. Bunun değerini hak edecek bir çifte versin onu. O anlar. Tamam işte abi, bunların böyle bir hikayesi varsa eğer... belki de sizi de tesadüfen bulmadı bunlar. Belki de sizin hikayenizin bitmediğinin göstergesi bunlar. Kabul etsek de etmesek de bu hikaye bitti Akif, götür şunları. Yavaş,
Kızım ne yaptın? Neden kopardın yaranı? Ama bu defa iyileşmişti. Niye kanıyor hala? Ah bir tanem benim ya. Vücut yavaş yavaş iyileştirir. İyileştikçe de yavaş yavaş kendisi atar kabuğu. Ona zaman vermezsek, kendimiz atmaya kalkarsak... ...minnacık bir yeri dahi tutuyorsa yarayı... ...böyle baştan baştan karatırız işte. Diyorum ya sana. Ama çok uzadı. Bir aydan geçmedi. Diyorsun diyorsun geçmiyor. Benim vücudum iyi edemiyor işte. Hep kopartıyorsun çünkü meleğim. Hep kopartıyorsun. Sabretmen lazım. En büyük ilaç sabırdır. Sabredersen, acımasına birazcık izin verirsen... ...zamanın iyi edemeyeceği hiçbir yara yoktur. Bunu büyüyünce de sakın unutma, tamam mı? Kendine karşı böyle acımasız, bu kadar aceleci olma. Tamam mı Melih? Ben yine mi sabretmeyi beceremedim baba? Yoksa bu iyileşmeyecek bir yara mı? Teyze. Ya bu son bulduğun ev hani nispeten diğerlerine göre daha ev gibi de... ...Cihangir'deki daha mı güzeldi acaba? Evet teyze de yani o da çok pahalı. Metrekaresi falan bilmem nesi osu busu derken 3 aylıkta peşinat istiyor. Emlakçıyla uğraşmaktan da sıkıldım zaten, yoruldum. Yani biraz ucuz olsun dediğin anda köpek bağlasan durmayacak evler gösteriyor. Biraz pahalıya kaçtırma da ben yetişemem yani. Teyze idare etsek biraz. Neyi peki sen bilirsin. Şey hani... Hani yarın şey var ya, bu gece gelmeyecek misin? Yok teyze, yarın direkt duruşmaya geleceğim. Özge sağ olsun arabasını verdi. Dönüşte de kıyafetleri toplayalım. Sen toparlamaya başlar mısın eşyaları teyze? Öleceğimi bilmeyeceğim ben zaten. Hazırlıyorum, merak etme. Bir de sizi bilemedim. Kapıyorum ben. Dikkatli gel. Seviyorum seni. Görüyorsun değil mi? Kendi cehennemini hazırlıyor. Ve ben ona asla yardım edemiyorum. Ay, yine açmış üstünü. Deli gibi yatıyor bu çocuk, deli gibi. Bu akşam sanki daha iyiydiniz ya. Evet. Giderek karnım düşürmeye başladı. Bazen unutuyor eskisi gibi oluyor. Bazen yine içine kapanıveriyor işte. Ama iyileşiyor. İyileşiyor Pelin, hissediyorum. Bakma sen. Aslında Faruk'un babası olduğuna çok sevindi. İçten içe evet. Çocuğun özgüveni kendine geldi. Vücut dili bile değişti. Kuzum benim ya. En çok da ondan saklamamı azmedeni. Bir de ona yalan söylenmesini. Bana olan güveni kırıldı tabii. Onu da zamanla toparlarsınız ya, merak etme. Durum böyle olunca Faruk da daha sık uğruyor tabii. Haliyle. Evet. Yarın 6'da konakta ailecek doğum gününü kutlayacağız. Bekliyorum. O ne be? Davet mi, içtima mı belli değil. Yarın mahkeme yok muydu ya? Doğum günüyle aynı güne mi denk geldi? Yani. Sen anlaşmalı demiştin ama. Öyleyse zaten tek celsede biter yarın. Hayata bak be. Dün sana kırmızı kart gösteren Esma Sultan bugün ayağını kırmızı halı seriyor.
Ben iman ettim bir gün. Bu kadın kesin sizi birleştirecek. Aman benim o kadından bir beklentim yok Pelin. Ne yapacağım yani? Annesinin zoruyla Faruk'un hayatına girecek değilim. Ama yarından sonra vicdan azabı çekmeden bizim için bir beklentim olabilir. Ne bileyim. Oğlumuzu iyileştirmeye çalışırken belki kendimizi iyileştirmenin de bir yolunu buluruz. Sonra ben hep senin yanındayım. Artık her şey bizim. Beni hiç bırakıp gitmeyeceğine söz var. Benden çekip gideceksen kendini gözlerimde göre.